vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe.
Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, kıymetli TÜRKİAD Başkanım, kıymetli Belediye Başkan Yardımcısı, kıymetli Gazafer Bey, hepinize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Rabbim böyle bir güzel günümüzü de bize gösterdi. Burada kıymetli Süleyman Bey'e saygı duyuyorum. Değerli Süleyman Bey ve İdris Bey kardeşimiz Türkiye'ye, İstanbul'a, bizim ülkemize böyle bir yatırımda bulundular bizimlerle beraber. Ekenlerine teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, yine ortaklarımızdan Süleyman Bey'i alalım mikrofona. Kendisi Türkçe konuşmuyor ama İngilizce bir şeyler söyler abi. Buyurun Süleyman. Sorry. Evet, yine iş ortaklarımızdan İdris Bey de aramızda, o da kendi dilek ve temennilerini iletecek. Hepinize hoş geldiniz. Çok sevindik. Restoran hepsinin için. Bu restoran İstanbul için. İnşallah bir taş tane daha açarız. Hoş geldiniz. Evet, TÜMKİAD Genel Başkanımız Sayın Lea Tanrı Kulübe'ye veriyorum mikrofonu. Sayın Başkan. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, çok kıymetli TÜMKİAD üyeleri. Evet, gerçekten aslında baktığınız zaman ülkemiz sadece değil, dünya ekonomi bir sorun yaşıyor. Tüm dünyada ekonomik kriz var. Tabii ülkemizde dünyanın kalbi olduğu için ülkemizin üzerinde oynanan oyunları da çok iyi biliyoruz. Özellikle yeni Türkiye'nin yeni iş dünyası olarak ilk başta birinci sırada bulunmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bakın şu mesajı lütfen çok iyi algılayın. Yeni Türkiye'nin birinci sıradaki iş dünyası derneği TÜMKİAD olarak. Yine bugün Ticari Komisyon Başkanımız, değerli Başkanımız Fahri Altun Bey, yabancı ortaklarına gerçekten bu ülkenin kalkınması için özellikle yurt dışından ortaklıkların yapılması, yurt dışından ekonominin ülkeye katkıda olması için ortaklıklar yapılması lazım. Gerçekten çok önemli. Sadece ülkemizde bir açılış yapıyor. Yurt dışından ülkemize para kaynağı getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten tüm dünya üzerinde oyun oynandığı bir süreçte en büyük oyunun ekonomik olarak olduğunu biliyorum. Ben yabancı ortaklarına da, tabii onlar bu videoyu da izleyeceklerdir, muhakkak onlara bir iletenler olacaktır. Onlar çok şanslı. Dünyaya hükmetmiş bir soyun toplumu olarak gerçekten ticarette ve siyasette yeri geldiği zaman dünyaya hükmedecek asil bir toplum olarak bu topluluklara yatırım yapmaları onların geleceği için de çok önemli. Onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bahri Bey'e teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Rabbim birlerinin etsin. Aynı zamanda değerli dostum, değerli abim, Sayın Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Gazafer Bey de bizim bu güzel açılışımızda bizi yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Son teşekkürü de benim büyük ailem. Benim birinci sırada. Bakın, iki olursanız korkun. Üç olursanız korkun. Dört olursanız korkun. Öyle bir zamanda, öyle bir anda sizi birinci sıraya yazdık ki yeni Türkiye'de ilk Cumhurbaşkanlığı, yeni Türkiye'nin yeni sisteminde, yeni Türkiye'nin birinci sırada olma şerefini bizlere ve hepinize layık gören Yüce Rabbime hamd ediyorum ve TÜMKİAD ailem. Sizi seviyorum. Tebrik ediyorum. Durmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Ülkemizin ekonomisine katkıda yapacağız diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet. Sevgili Nihat Tanrıkulu Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Evet, TÜMKİAD tabii ki büyük bir dernek. Büyük bir derneğin başkanı da büyüktür. Evet. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız Gazanfer Karakaş Bey aramızda. Onun da duygu ve düşüncelerini alalım. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. İş dünyasının böyle gümbür gümbür gelen bir çatısını oluşturdular. İnşallah yollar açık olur. Biz hep şunu biliyoruz. Atalarımızın güzel sözleri var. Bir elin nesne var, iki elin sesi var diye. Birlikte oluşturun, bir araya geliştirin, her zaman diğerlerinden üstünlüğü olmuştur. İnşallah TÜMKİAD önümüzdeki süreçte
iş dünyası noktasında çok ciddi anlamda etki eden, nüfuz eden, yol açan, yol veren, yol oluşturan bir yapı, bir çatı haline gelecek. Rabbim işin yüzünü rast getirsin. Güzel bir çalışma. Allah utan dolasın inşallah. Bahri Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii bölgemizin sevilen iş adamlarından, mütahitlerinden bir abimiz, hemşerimiz. Rabbim onu da işin rast getirsin. Hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Aynı şekilde ortaklarına da teşekkür ediyoruz. Güzel bir memlekette, güzel bir coğrafyada iş yapıyorlar. Korkmasınlar. Bu memlekette her zaman iyi niyetli, halis niyetli ve bu memlekete katkı sunmak isteyen insanlara yer var, iş var, aş var, destek var, yol var, her şey var. Yeter ki gelsinler. Çünkü biz, bizim memleketimizde bir taş üstüne taş koyanın her zaman başımızın üzerinde yeri var demişizdir. Allah onlardan da razı olsun. İnşallah hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip eder Rabbim. Belediye başkanımızın da selamlarını ileteyim, üzerimde kalmasın. Acil bir programdan dolayı gelemedi ama muhakkak buraya ayrıca biz ekip olarak geleceğiz ve pizzalarımızı yiyeceğiz. İnşallah hayırlı olur. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Evet, Gaziantep başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, açılışımızı yapmak üzere, kurdelemizi kesmek üzere. Evet, kurbanımız geldi. Evet, kurbanımızı keseceğiz. Allah kabul etsin inşallah. Evet. Evet, makasları dağıtalım. Abi Allah bakmayın, bakmayın çocuklar. Ya. Hangi gelecek? Ben basmak istiyorum, çok güzel. Allahu Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Bismillah, Allahu Ekber. Evet değerli izleyenler, bugün Beylikdüzü'nde gerçekten çok güzel bir mekan açıldı. Pizza Rosso çok güzel bir mekan açıldı. Tabii sahipleri Fahri Altun ve değerli ortağı İdris Bey. Tabii diğer abimle röportaj yapacağız. Tabii bugün gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Ve tüm KİAT Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu da katıldı. Ve Belediye Başkanı Yardımcısı katıldı. Ciddi bir kalabalık oldu. Çok da güzel bir mekan. Ne söylemek istersiniz? Ben öncelikle bütün gelen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle tüm KİAT Genel Başkanlığı Nihat Bey'e ve Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Pizza Rosso olarak ülkemize bir gıdada olarak bir değer katıyoruz ve katmaya devam edeceğiz. Ve bir tane değil, zincir olarak birkaç tane açacağız. Ve inşallah Rabbim nasip ederse bir yılın içerisinde hedef 50'ye yaklaşmak. İstanbul'da İtalyan mutfağında İstanbul'da olarak bir değerdir. Bu değeri de biz İstanbul'a katmak istiyoruz. Kıymetli İdris Bey, Avrupa'da bu işi çok iyi bilen ve bu işin ehli olan bir kardeşimiz Süleyman Bey ile beraber ve İtalya'nın mutfağını İdris Bey onun ehli olduğu için Türkiye'ye taşıdı. Aynı zamanda ekonomik olarak da Mısır Süleyman Bey bu işin bir parçası ve ciddi miktarda ülkemize, insanımıza yatırım yapıyorlar ve kendilerine teşekkür ediyorum. Peki Türkiye'de bu ilk şubeniz doğru mu Fahri Bey? İlk şube, ikinci şubeye de start verdik. İkinci, haberim var. Evet, bu şekilde devam ediyor. Yani hedef büyük ve şu anda ciddi bir yoğunluk var. İnsanlarımız çok beğeniyor. Bu da bizim için şubeleri açmak için bir şey oluyor.
Doping oluyor. Evet. Vesile oluyor. Evet. Evet, bu değerli zamanımızı ayırdığın için ben size sosyal teşekkürlerimi sunarım. Ben tabii teşekkür ederim. Şu an yanımda da TÜMKER Genel Başkanı Sayın Nihat Tanıkulu var. O da katıldı. Şerefte verdi. Ne söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ülkemizin gözü aydın. Ülkemizde hizmet sektörü çok önemli. Aslında özellikle büyük metropol şehirlerde hizmet sektörü, özellikle gıda, insanın sağlığı çok önemli. Sağlıkta da artık yemekten geçiyor. Ben Fahri Bey sanayici, inşaat sektöründe çok önemli bir marka, altın yapı olarak ben kendilerini tebrik ediyorum. Hizmet sektöründe de var olmak istiyorlar. Bu da ortaya çıkıyor ki demek ki amaç sadece kendiniz için para kazanmak değil. İşte hep söylüyoruz da ülkemizin ekonomisine katkı yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiyle ülkeden, yurt dışından ekonomiyi paraya getirip ülkemizi kalkındıran iş adamları benimle beraberdir diyor. İşte onlardan birisi Fahri Altun. Ben tebrik ediyorum. Tabii yabancı ortaklarını da tebrik ediyorum. Ülkemizde gerçekten doğru bir yatırım yapmışlar. Türkiye çok önemli bir nokta, kilit bir nokta. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun inşallah. We are proud of him and that make us, you know, to do us the, to the going to the best inşallah. And thank you very much. Evet, sağ olun, var olun. Biz şimdi ilk bu İtalyan restoranı açtık. Biz burada hepsi organik kullanıyoruz. Çok sağlam bir restoran. Hepsi kendimiz yapıyoruz. Hepsi organik. Biz bütün şeylerimiz kendimiz yapıyoruz. Onun için bizim yemeklerimiz çok sağlam, çok güzel. Hepinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Peki bu Pizza Rosso nerede aklınıza geldi? Pizza Rosso, Rosso kırmızı demek. Türkiye bayrağı da kırmızı. Çok yakışıyor birbirine. Onun için biz Rosso'yu kullanıyoruz. Rosso bizim markamız. Peki bir senenin içinde kaç tane şube açacağız Pizza Rosso olarak? Biz inşallah 4-5 tane açacağız. Bir de Rosso Burger açıyoruz inşallah. 10 tane de 13 sene içinde. Birkaç tane de döner restoranı da açıyoruz Rosso olarak. Bizim de aynı zamanda şu anda et fabrikası yapıyoruz. Tabii. O da ismi Kıble Halal inşallah. İnşallah. Peki bu sadece İstanbul'da değil, 81 ilde de dağıtacak mısınız şube olarak? Evet, biz şu anda Amerika'dayız, Finlandiya'dayız, Almanya'dayız. Erbil'deyiz. Şimdi de İstanbul'u açtık Türkiye'de. Ama Türkiye'de maşallah büyük bir şehir. Kaç tane daha açarız burada? İstanbul bizim şehrimiz. Evet, Türkiye'de gerçekten Pizza Rosso bir ilk. İnsanların gelip burada Pizza Rosso'yu bir yemeli lazım. Doğru mu? Doğru. Evet, böyle iş adamı Ergin Peksök'te yanımızda. Ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle Sayın Fahri Altun beyefendiye böyle bir nezih mekanı Beylikdüzü'ne kazandırdığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisi bizim TÜMKİAT'ta çok büyük işlere, projelere imza atmış bir sanayicimiz. Aynı zamanda müteahhitimiz ve gıda sektöründe de çok iddialı olduğunu bugün yemiş olduğumuz pizzalarda biz test ettik. Bizden olumlu not aldı. Az önce görüşmemize istinaden de İstanbul'da hızla şubeleşip yaklaşık 25-30 şubeye kadar gitmeyi planlıyor. Nasipse herhalde 3 ay sonra bir tane daha açılacak. Bu lezzeti bütün İstanbulluların tatmasını istiyorum. Bütün İstanbul'daki iş adamlarımızı, dostlarımızı ve Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarımızı bu mekana gelip bu pizzaların tadına bakmaya davet ediyorum. Sayın Fahri Bey'e de hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Siz tadına baktınız, nasıl buldunuz? Tadı mükemmel. Yani bir de pizzanın her çeşidini yapıyorlar. Sadece bir çeşit pizza yapmıyorlar. Envai çeşit, ustamızın da ellerine sağlık. Mekan nezih, garsonlar güler yüzlü ve lezzetli pizzalarımızdan biz tadına baktık. Nasip olursa biz zaten mekan bizim. Bundan sonra da biz TÜMKİAT ailesi olarak ve bireysel olarak dostlarımızla inşallah zaten Beylikdüzü'nde de bizim dernek merkezimiz burada olması münasebetiyle bizim kendi yerimiz olduğu için devamlı geleceğiz. Ama önemli olan Beylikdüzü halkının da bu lezzetten haberdar olup burayı çok sık kullanılır mekan haline getirmesi. Bundan da faydalanması istiyorum. Fahri Bey'e de böyle bir mekanı Beylikdüzü'ne kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Öncelikle burada herkesi saygıyla selamlıyorum. Pizza Rosso derken bir pizzadan ibaret değil. 120 çeşitten, yani 120 çeşit menüsü olan bir mekan. Burada makarnası var, değişik çeşitlerden pizzası var, değişik çeşitlerden kebap lezzetleri var. O yüzden pizza olarak düşünmesinler. Burada organik, doğal ve 120 çeşitte oluşan bir menüde oluşan bir mekan. Herkesi buraya davet ediyorum. İkramlarımız bedavadır. Herkes gelsin, tatlansın, lezzetine baksınlar ve hem gıda olarak sağlıklı doğal alıyoruz. Yani
sütünü, peynirini köyden alıyoruz. Kaşarını Kars'tan alıyoruz. Tamamen organik olarak bir restoran açtık. Bunun herkesin bilmesini isterim. Teşekkür ederim. Divinas Haşlaman ben. Türkiye'de öğretmen oldum. Davet edildim. Teşekkür ediyorum. Pizza Rosso'ya davet edildim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bir şey duydum. Belediye başkanı yardımcısı dedi ki yabancılar gelip ortak çalışmalar yapmalı. Yabancılara gönüllü veya zorunlu göç yapanlara, evli olanlara, yatırım yapanlara biraz ses kulak versek iyi olur. Çok ortaklık iyi. Bir evet. Öneridir. Onu dinimizde de vardır ortaklık. Peki bugün Pizza Rosso'ya geldiniz, pizza yediniz. Nasıl buldunuz? Evet, bir Kırım Tatar olarak hamuru çok seviyoruz. Pizza Rosso'yu sevdim, güzel. Peki. Sosları çok farklı. Sırf sos için gelirim. Sosları çok güzel. Pizza güzel, farklı. Farklılığa açık mıyız? Ben açığım. Pizzanın içine giren malzeme 81 ilde çok farklı. Çok farklı. Peki güzel. Her gün gelecek misiniz buraya? Yani evet, sevdim. Hamurunu sevdim, soslarını sevdim. Farklı pizzaya artık gidemeyeceğim. Doğru söylüyorum. Evet. Teşekkürler. O zaman biz sizi sabah, öğlen, akşam bekliyoruz buraya. Teşekkürler, olur. Öncelikle hayırlı olsun diyorum Fahri Bey'e. Fahri Bey çok değerli bir iş adamı. Uzun yıllardır da birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Her zaman yeniliklerden yana bir insan oldu. Bugün de buraya çok güzel, bu bölge güzel bir yer kazandırdı. Önce o yüzden de tebrik ediyorum kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bereketini arttırsın. Güzel kazançlar nasip etsin inşallah. Çok lezzetli. Her şeyden önce buranın en güzel özelliği hem çok hijyenik hem de doğal olması, organik olması tamamıyla. Mekanı o yüzden mekan çok güzel, çok kaliteli. Yani bu bölgede ihtiyaç duyulan mekanlardan bir tanesiydi. O yüzden konsepti olsun, her şeyle tek tek kendisi ilgilendi, onu biliyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olsun diye. Ben her gün buradayım zaten. Aynı zamanda Cale kardeşimiz, bizim burada yapı denetim firmanın sahibi. Topraktan çatıya kadar emeği var, kendisine de teşekkür ediyorum. Her zaman Cale'mi burada görmek bizim için şereftir. English, merhaba. Pizza delicious. I'm working here in Istanbul. I'm Palestinian. I'm working here in Istanbul. Pizza yedin nasıl? Perfect. Delicious. Delicious. Yeah. Mekan nasıl? Super. Süper. Maşallah. Gelecek misin daha? Maşallah. Her zaman gelecek misin? More than time. I'm coming here. Süper. Yeah, more than time. And today the opening, before the soft opening.